Değerli arkadaşlar, antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalı. Aslında ergonominin bir alt başlığı gibi fiziksel ergonomiye hizmet eden bir bilim dalı, özel bir bilim dalı olduğu da söylenebilir değerli arkadaşlar. Tamamen amacı, değerli arkadaşlarım, insan vücudunun ölçüleri, boyutları ile ilgileniyor. İnsan vücudu durağan haldeyken, sabit pozisyondayken ki bu ölçülere, bu verilere, insan vücudunun bu ölçülerine biz statik antropometri diyoruz değerli arkadaşlar. Bir diğer ifadeyle yapısal antropometri. Fakat insan vücudu hareket ediyorken tabii iş dünyasında, iş ortamında bir devinimi halinde insanoğlu devamlı eğilme, dönme, erişme gibi durumlar varken ki ölçülerle ilgileniyorsa o artık dinamik antropometri yani fonksiyonel antropometrinin özelliğini taşıyan verileri hesaplıyor. Yani antropometri tekrar etmek gerekirse insan vücudunun boyutlarıyla ilgileniyor. Durağan haldeyken önemli, bu detay önemli. Çünkü bu farkı anladığınız zaman pek çok soru cevaplayabileceksiniz değerli arkadaşlar. İnsan duruyorken ki statik, yapısal, durağan, sabit pozisyonlarda elde edilen veriler değerli arkadaşlarım. Bunlar statik antropometri, yapısal antropometri. Fakat insan vücudu hareket ederken bakın bir dönme, erişme, eğilme, kalkma gibi böyle bir hareket varsa o artık dinamik antropometri yani fonksiyonel antropometrinin konusu oluyor. Tamam, bunu anladığınız takdirde pek çok konuyu, pek çok soruyu yapabileceksiniz. Şimdi ergonomiye tekrar dönmek gerekirse aslında ergonomi insan ve makine ile etkileşimi arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıydı. Aslında işin neydi? İnsana uygun hale getirilmesiydi. İş istasyonları, tezgahlar değil mi? Onların verimliliği arttırmak adına iş yerindeki verimliliği ve hatta iş sağlığı güvenliği bağlamında iş kazalarının, hastalıkların engellenmesi için değil mi? Aslında çalışma performansına bağlı olarak konforun da arttırılması itibariyle ergonomi işin insana uygun hale getirilmesiydi. Ergonominin çeşitleri var ergonomi biliminin. Fiziksel ergonomi, kavramsal ergonomi ve organizasyonel ergonomi gibi aslında üç temel alt bilim dalından oluşuyor. Antropometri burada haliyle fiziksel ergonomiye hizmet ediyor. Çünkü insan vücudunun fiziksel özellikleriyle ilgilendiği için değerli arkadaşlarım. Burası önemli. Bunu anladığımız takdirde aslında büyük oranda antropometri meselesini bitiriyoruz. Fakat tabii çok anlaşılmayan, zor sayılabilecek sorular da çıkabiliyor. Örneğin bu soru 2023 Mayıs'ta çıkmış ortak sorulardan birisi. Sanırım 3-4 gruba birden çıktı. Yani A'lara, iş yer hekimi B, neredeyse bütün gruplara çıktı. Kadın ve erkeklerin çalıştığı bir işletmede çalışanların araç kullanmadan ulaşabilecekleri raf yüksekliği antropometrik olarak uç değerlere göre tasarlanırken persentil ve cinsiyete ilişkin aşağıdaki verilerden hangisi dikkate alınır diye bir soru. Tabii pek çok arkadaşım antropometri ile ilgili ya bildiği halde bu soruda zorlandı. Peki buradan raf yüksekliğini ayarlarken ben uç değerlere göre tasarımdan kasıt nedir? Değerli arkadaşlar, bakın kadınların genel boy ortalamalarının %5'inin boyunun, kadınların %5'inin boyunun 151 santimden 1,51'den daha kısa, %95'inin boyunun da %95'in kısmının da %70'e kadar, 1,73'e kadar olduğu söylenir. Aynı şey erkekler için bu oran %5, 1,63, %95, 1,84 şeklinde. Bu ne demek? Erkekler ve kadınlardaki değerli arkadaşlarım, boy ortalamasının harmonize bir şekilde dağılımı, standart sapmasının uç noktaları %5 ve %95 olarak verilmiş. Ki bu aslında %5-95 kısmı yani bu tür çalışmalarda, tasarım çalışmalarında, antropometrik çalışmalarda, ergonomide değerli arkadaşlar hep bu uç kısımlar yani en alttan %5 ve en üstten %5 atılarak ortadaki %90'a hizmet edecek şekilde bir tasarım yapılır. Çünkü çok uzun bir kadın ya da çok uzun bir erkeğe göre tasarım yaptığınız zaman ortalama boydaki kişilerin zorlanabileceği öngörülerek bu kişilerin sayılarının az olduğu öngörülerek en aşağıdan %5, en yukarıdan %5 atılarak ortada kalan %90'a göre bir dağılım yapılır. Peki bu dağılım yapılırken değerli arkadaşlar, hacimle ilgili bir tasarım yapılırken, hacim, genişlik ilgili bir tasarım yapılırken üst sınır dikkate alınır. %95'lik kısım dikkate alınır. Çünkü hacimsel bir ölçüdür, genişlik ölçüsü vardır değerli arkadaşlarım. Hani örneğin birazdan soru gelecek kapı genişliği. Kapıların rahatça askerlerin geçmesi için o soru birazdan gelecek. Kapının genişliği kaç olsun derken en omuz genişliğinin en yüksek olduğu kısım yani zirve tepe nokta %95 dikkate alınır ki omuz genişliği dar olanlar zaten geçebilir diye. Fakat bir boy hesabı yapılırken değerli arkadaşlarım yani bir erişme hesabı yapılırken bu sefer en alt kısım dikkate alınır.
En alt kısım dikkat alır. Çünkü en kısalar erişebilirse o rafa, o yüksekliğe zaten diğerleri de erişebilir şeklinde. Yani hacimsel bir hesapta %95'lik değerler, erişimle ilgili tasarımlarda ise %5'lik yüzde dağılım değerleri dikkate alınır değerli arkadaşlarım. Tamam, bu bilgi önemlidir. Bu soruda tabii ki cinsiyete ilişkin parametrede kullanıldığı için %5'lik kadın ölçüsü, raf ölçüsü dikkate alınarak raf tasarımı yapıldığı zaman zaten diğer geri kalan o ortadaki dikkate aldığım %90'lık kadınların büyük bir oranda tamamına yakını zaten erişebilecek. Erkekler zaten ortalama olarak kadınlardan uzun oldukları için erkekler zaten erişebilecek diye buradaki hesaplamada değerli arkadaşlar uç değerler %5'lik kadın uç değerine, yani dikkate aldığım o %90, ortadaki %90'ın en kısa kadına göre hesap alınırı sormuş bu soru değerli arkadaşlarım. Tamam, buradaki değer budur, önemlidir. Burada %5'liği alıyoruz. Bakın başka bir soruda başka bir şey alacak. Bu soruda yine askerler için yapılması planlanan bir kapı tasarımında normal dağılan bir boyut olan askerlerin omuz genişliği ortalaması 40 santim. Standart sapması da 10 santimetre oymuş ve yüzdelik dilimlere göre kağı kas sayıları verilmiş. Normal dağılan bir antropometrik boyutun dilimlerinde ortalama artı kas çarpı standart sapma şeklinde bir formülasyon verilmiş. Buna göre askerlerin %90'ının zorlanmadan ve omuzlarını oynatmadan rahatça geçebileceği en dar kapı genişliği burada sorulmuş değerli arkadaşlarım. Tamam. Şimdi burada bakın buradaki %90 ifadesini görüp hemen formüle gidip yerine 1,28 yazarak pek çok arkadaşım bu soruyu çözdü. Bakın o soruyu ona göre çözdüğümüz takdirde de %90'a göre bir hesap yaptığımız takdirde ne oldu? 40 artı formülizasyondan 40 artı şuradaki formülizasyon ortalama artı K standart sapma 40 artı K değerim 10'du. Çarpı %91,28 olduğu için formülde koydu. 52,8 santimi buldu. Ve hani C şıkkını işaretledi pek çok aday. Fakat burada kastedilen değerli arkadaşlarım, kastedilen %90 az önce benim slaytta verdiğim en alttaki %5'i atıp en üstteki %5'i atarak arada kalan %90'dır bu. Burada kastedilen %90 odur değerli arkadaşlar. O zaman burada bir hacim hesabı olduğu için en üst nokta, yani omuz genişliğinin en geniş olduğu personel, en iri askerler dikkate alınarak, yani %95 dikkate alınarak bir formülasyon oluşturulması lazım. %95'e göre bir formülasyon oluştuğu takdirde de 40 artı 10 çarpı 1,645, 1,645 alıp yerine koyduğumuz zaman 56,45 santimetre olduğunu görüyoruz. Bu antropometri sorusundaki şey budur. Uç değerler tasarımında bakın hacim hesabı varsa %95 verisi dikkate alınır. Fakat bir raf yüksekliği, bir boy yükseklik hesabı varsa en aşağıdaki %5 değer alınır. Tamam mı? %5'in altında ve %95'in üzerindeki değerleri biz antropometri veri özelliği uç değerler tasarımında dikkate almayız. Değerli arkadaşlar, bu iki sorunun hikayesi budur. Pek çok arkadaşım maalesef bu iki soruda çok zorlandı. Ama artık hani bunu anladığınız takdirde yine pek çok soruyu yapabiliyor olacaksınız değerli arkadaşlarım. Önemliydi. Bakın tekrar edelim. Tekrar edelim. Antropometri insan vücut boyutlarıyla ilgilenen özel bir bilim dalı. İki alt başlığı var. Statik antropometri, yani bir diğer adıyla yapısal antropometri değerli arkadaşlar. Statik antropometri adı üstünde sabit. İnsan vücut statik, durağan haldeyken, hiç hareket etmiyorken ki insan vücut ölçüleriyle ilgileniyor. Tamam. Dinamik antropometri ise artık bir insan vücudunda hareket var. Tamam. Bir fonksiyon kazanıyor. Eğilme, uzanma, dönme ve bu esnadaki ölçülerle ilgileniyorsa ona dinamik antropometri, bir diğer adıyla fonksiyonel antropometri diyoruz. Tamam, bu cepte. Ergonomiye hizmet eden bir alt bilim dalı antropometri. Ergonominin çeşitleri nelermiş? Üç ana çeşidi var, üç alt ana başlığı. Fiziksel ergonomi, kavramsal ergonomi ve organizasyonel ergonomi gibi. Başkaca ergonominin alt başlıkları da var ama üç temel başlık da bu şekilde özetlenebilir. Burada antropometri haliyle fiziksel ergonomiye hizmet ediyor. Çünkü insan vücudunun fiziksel özellikleri, insan vücudunun boyutlarıyla ilgilendiği için fiziksel ergonominin bir konusudur antropometri. Tamam arkadaşlar. Ergonomi de genel olarak insan ve makine etkileşimiyle ilgilen bir bilim dalıydı. Yani aslında işin insana uygun hale getirmeye çalışan bir bilim dalıydı değerli arkadaşlarım, değil mi? Ve iş sağlığı güvenliğiyle çok ilişkili, çok iç içe
kompakt bir şey yapısı vardı. İş sağlığı güvenliği meselesini konuşurken pek çok konuda, pek çok alt başlıkta hep biz ergonomiye gittik geldik değerli arkadaşlar. Tamam. Peki bu soruda kadın ve erkeklerin çalıştığı bir işletmede bir raf yüksekliği tasarlarken, bir raf koyacağım ben, tamam mı arkadaşlar? O rafın belli bir yükseklikte olması lazım ve herkesin, o iş yerinde çalışan bütün kadınların, erkeklerin de o rafa erişebiliyor olması lazım. Ve biz ne dedik? Uç değerler tasarımı yapılırken aşağıdan %5, yukarıdan %5, yani kadınların ve erkeklerin en kısalarıyla yine kadınlar ve erkeklerin en uzunlarını, standart sapmanın en uç noktalarını alttan ve üstten atarak ortadaki %90'lık kullanıcı kitlesine hedef alırız. Bu antropometri uç değerler tasarımı, bu özellikle mobilya tasarımında çok kullanılan bir veridir arkadaşlar. Mobilya tasarımında, iş istasyonlarında falan çok kullanılan bir değerdir. Antropometrinin temel niteliklerinden biridir. O zaman ben bu ortadaki %90'ı, aradaki %90'ı alırken bir hacim hesabı, bir boy hesabı, bir yükseklik varsa, düzeltiyorum, bir hacim hesabı varsa, bir genişlik hesabı varsa %95'lik değeri dikkate alırım. Üst değeri dikkate alırım. Fakat bu sorudaki gibi bir boy erişimle ilgili bir durum söz konusuysa en alt değeri alırım. Çünkü en alt değere herkes erişebilir. Ama geçmek, koridordan geçmek, bir genişlik, bir hacim söz konusuysa en yükseğe göre alırım ki herkes geçebilsin diye. Bütün mantığı budur değerli arkadaşlarım. Bu mantığı anladığınız takdirde bunu yapabilirsiniz. Bu soruda da raf yüksekliğini benim dikkate aldığım o ortadaki %90'ın en altı olan %5'lik kadını alırım. %5'lik erkeği niye almıyorum? Çünkü kadınlar genelde erkeklere oranla ortalama olarak daha kısa oldukları için %5'lik kadını alırım. Bu sorunun metni eğer şöyle değişseydi, bir kapı genişliğini tasarlıyor olsaydım genel olarak kadın ve erkek için, kapı genişliğini tasarlıyor olsaydım bu sefer ne yapacaktım? %95'lik erkek veriyi dikkate alacaktım ki %95'lik erkekler o kapıdan geçiyorsa zaten diğerleri geçebilirdi. Tamam mı arkadaşlar? Bu sorunun hikayesi budur değerli arkadaşlar. Burada da yine askerlerin kapıdan geçmesi için belli veriler, standart bir formülizasyon verilmiş. Tabii %90'ının zorlanmadan geçebilmesi için dediği aslında bizim az önce anlattığımız o %90'dır. Aşağıdan %5'i atıp yukarıdan %5'i atarak o ortadaki %90'ı kasteder. Ve burada bir omuz genişliği, kapı genişliği, hacim söz konusu olduğu için burada ben %95'lik 1,645 değerini dikkate alırım değerli arkadaşlar. Yani pek çok arkadaşım haliyle %90'ı zorlanmadan dediği için hemen buradaki %90 verisini dikkate alarak formülizasyonda yerine yazdı. Ama buradaki %90 aslında benim anlattığım bizim uç değerler tasarımındaki aşağıdan ve yukarıdan %5'leri attığımız zaman ortada kalan %90. Burada bir hacim hesabı olduğu için formülizasyonda %95'lik veriyi dikkate alarak formülizasyonda bunu yerine yazarım ve çıkan sonucu burada işaretlerim değerli arkadaşlar. Tamam. Bu soruda hani antropometrinin son yıllarda zor sayılabilecek iki sorusuna da değinmiş olduk değerli arkadaşlar.